Aydın Nazilli Aksu köyündeyiz. Arkada görmüş olduğunuz yamaçtaki ağaçlar kestane ağaçları. Mevsiminde orası yemyeşil ve kestane dolu oluyor. Nazilli'nin yüksek kesimleri 900 rakımdan yukarısı kestane bahçesi şeklinde yüzlerce yıllık kestane ağaçlarıyla kaplı. Biz şimdi burada ne yapacağız? Biz burada bir kestane şekeri üretim atölyesine gideceğiz. Ve kestane şekeri nasıl üretiliyor, hangi aşamalardan geçiriyor ve nerelere satılıyor onu öğreneceğiz. Aydın ve Nazilli Türkiye'deki kestane üretiminin %70'ini karşılayan bir bölge. Yani Türkiye'de en çok kestane üretilen ildeyiz ve kestane şekeri nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. Aydın Nazilli bölgesinin geçtiğimiz kış toplanan kestaneleri kestane şekeri yapımına hazırlanıyor. Burası bir atölye ve hanımlar kestaneleri ayıklıyorlar. Ama bu kestaneleri ayıklamak bildiğiniz gibi çok kolay değil. Onun için önce şöyle bir işlemden geçiyor bu kestaneler. Emine kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl haşlanıyor kestaneler? Suyumuzu kaynatıyoruz. Burayı sepetimiz katıyoruz. 5 dakika burada kaynatıyoruz. Ondan sonra işçilerimizin önünü veriyoruz. Bunları atabilir miyim buraya? Evet, at. Biraz oraya, biraz buraya. Bunun bir ölçüsü var mı? Kendimize göre ayarlıyoruz biz onu. Göze göre. Evet. Tamam, şimdi bunların içinde kestaneler var. Şimdi bunları koyduk. Sıcak su basacağız, öyle mi? Evet, buradan kaynatıyoruz, ilgenlerimizi getiriyoruz, işçilerimizin önünü veriyoruz. Bunu açacak mıyız şimdi? Evet. Aç o zaman. Fokur fokur kaynıyor Emine. Evet. Sıcak su olmayınca olmuyor. 5 dakika sıcak su içinde haşlanacak böyle. Olmuş mudur şimdi? Evet, şimdi olmuştur. Emine, ben leğeni getirdim ama bu iş o kadar basit değilmiş. Evet. Kader de geldi. Böyle koyuyoruz. Böyle koyuyoruz. Bunu döküyoruz. Sıcak sudan alıp tekrar ona koyuyoruz. Tekrar koyuyoruz. Bunu Emine ablaya veriyoruz. O yıkıyor. Bunu işçilerimiz önüne. Yani kestane hiçbir zaman boş kalmayacak. Hayır. Sıcak susuz durmayacak. Hep sıcak suyla. Soyma işlemi bitene kadar hep sıcak su olacak. Öyle mi? Evet. Sıcak susuz olmuyor. Anladım. Geldi kader. Evet. Aa, bunun içinde kestane var ama. Evet, onları eldivenin yardımıyla süzeceğiz. Boşaltacağız. Sana vereyim. Ben zannediyorum ki bunu böyle alacağız, götüreceğiz masaya. Hayır. Sıcak su olduğundan yanarsınız. Doğru. Dokunayım mı? Bilemedim. Sıcak olur. Tutabilir miyim? Bakayım istersen. Götürebiliyorum. Buyurun, geldi kestane. Emine, şimdi sana bir şey soracağım. Günde kaç defa bu dolup boşalıyor böyle? İki defa. İki defa boş. Bir öğlen boşaltıyoruz temiz su olsun diye. Bir akşam boşaltıyoruz. Ha, iki defa dolu boşalması yetiyor suyu. Evet. Ama siz içine koyduğunuz kestane kaç kilo oluyor mesela? Çok mu oluyor? 500 kilo. Geçiyor bazen. O kadar işleyebiliyoruz. Evet. Evet. Yani. İşçilerimize göre. İşçilerimiz çok olursa daha fazla oluyor. Az olursa az oluyor. Ha, bundan daha az olabiliyor mu ya da daha çok olabiliyor? Daha çok olabiliyor. Aydın Nazilli Aksu'da kestane atölyesinde kestane şekeri yapım aşamalarını öğrenmeye devam ediyoruz. Ama bir teyze ile birlikteyiz. Kendisi Ayşe Çetin. Yani Ayşe Çetin. Aydın'da Ayşe derler bizim Ayşe'ye, değil mi? Ayşe teyze 79 yaşında. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsun Ayşe teyze? 16-17 sene oldu. Bu bir aile işletmesi. Oğlundan torununa kaldı, değil mi? Torunum Ama abi. Sen de onlara destek veriyorsun. Çalışıyorsun. Bu işçilerin başında oturuyorum burada.
Oturuyorsun. Oturuyormuş. Işler. Ama sadece oturmuyordun, demin soyuyordun da aynı zamanda. O kadarlık olacaklar. Canım doğmuyor, soyuyor. O zaman alalım bir tane, sen bir taraftan soy. Senin işine mani olmayayım ben. Ha, o kadar ben olan çalışma elim diyor da ben canım doğmuyor benim. Öyle mi? Bana öğretir misin nasıl olduğunu? Yok ederim. Kırılanıyor bazı. Kırılınca ne oluyor Ayşe teyze? Kırılığında pişiriyor. Sen işte kırılanı da koyuyorsun oraya, öyle oraya mi? Ne varsa katıyorum, o işçileri ayırıyorum. Senin görevin burada işçilere arkadaşlık etmek. Arkadaşlık etmek benim işim, iş görevim. Mustafa nasıl başladı bu işe? Oğlum da aynı böyle başladı. Japonya'da işimiz buraya gönderiyor. Japonya'ya gönderiyorsunuz. Gönderiyor. Japonya'yı nereden buldunuz? Çok geziyorum. Buluyor işte. Buluyorum. Şimdi burası Aydın'da kolay ulaşılabilen bir yer değil. Virajlı yollardan Aydın Dağları'na tırmanıyorsunuz. Aksu Köyü'ne geliyorsunuz. He. Ve orada bir köy. Ama bu kestaneler daha yüksek dağlardan toplanıp geliyor. Yüksek dağlardan topluyor. Buraya satıyorlar, alıyorum ben oğlum, alıyorum. Bu işle diyorum. Eskiden bilir miydiniz? Senin gençliğinde bilir miydiniz? Hayır, bilmiyorum. Kestaneyi. Oğlum sonuna öğrendim bunu. Kestaneyi bilirsiniz. Kestaneyi doğum biliriz. Ama şekerini yapmayı, satmayı şekerini düşünmezdiniz. Düşünmezdi, oğlum düşündü. Kestane şekeri yapılacak olan kestaneler önce bu kazanda belli bir müddet ıslandıktan sonra buradan alınıp kader onları haşlamaya götürecek. Kolay gelsin Melek. Teşekkür ederiz, sağ olun. Nasıl gidiyor? Çalışmamız iyi, güzel. Kaç leğen bitirdin sabahtan bu yana? 4. Yani 200'e yakın ayıklamışsın o zaman değil mi? Aynen, evet. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Şuradan. Kesiyoruz buradan böyle. Ortasından mı kesiyoruz? Şuradan. Şu. Şöyle. Kesiyoruz. Şöyle. Bir de bu tarafını. Böyle. Kestane kalın olduğu için biraz böyle içine batırıyoruz. Ha, bir dakika bakayım, neresi orası? Ha, uç kısmından evet, başlıyorsun. Evet. Tamam. Şöyle kabuklarını aşağıya doğru çekiyoruz şöyle. Yani şuradan başlıyorsun evet, bu kestane. Evet, biraz bastırıcı. Biraz bastıracaksınız. Benim kestane bozukmuş ondan. Bazıları için de oluyor öyle. Ne yapacağız bunu? Onu kenara koyacağız. Buraya koyacağız. Sonra bir daha size İnşallah bu bir daha. İyi bir kestane olur. Şöyle eliniz. Bir de aynı şekilde biraz derin. Sivri yerinden evet, alıyoruz. Kabuklarını aşağıya doğru çekiyoruz şöyle. Şöyle. Ben böyle kesintisiz geçiremiyorum. Korkuyorum galiba biraz. Elimi keserim diye korkuyorum. Evet. Zaten. Şöyle biraz. Şöyle derin yaptınız mı şuraya kadar. Şuraya ya kadar da yeteri derin kadar derin yapamıyorum. Evet. Yapamıyorum. Evet. Derin yapamıyorsunuz herhalde. Ama sen de bana hep küçük küçük kestane veriyorsun. Hep büyük vereyim. Şunu vereyim size. Onu bırakın. Ben bunu böyle elimle soyarım. Tamam, olsun. Fark etmez. Siz nasıl rahat ediyorsunuz. Biz alıştığımız için artık. Tabii normalde hızlı evet, olması evet, için bıçakla olması aynen, lazım da. Kabuğu kalırsa ne oluyor peki? Onu içine koyuyoruz. Olmadığı zaman bir daha alıyoruz, bir daha soyuyoruz. Ha, biraz daha ıslanıyor. Evet. Sıcak suyla biraz daha ıslanıyor. Şanssızım. İkisi de bu sefer olmadı. Herhalde. Bu defa kader bana gülecek. İnşallah. Şöyle bir daha şöyle. Bastırın. Anladım. Şuradan sivri yerinden biraz başlıyorsun. Biraz siz derin yapmıyorsunuz. Bastırarak içine böyle turluyorsun. Sonra evet, bıçakla çekiyorsun. Evet. Şöyle aşağıya doğru. Şöyle. Anlamasını şöyle anladım. Lakin yapamıyorum. Galiba bu defa oluyor. Bir turda tamamlıyorsun değil mi? Evet. Ben bir turda tamamlıyorum. O zaman uğraşırsak soğuyor. Kestane bu sefer açılmıyor. Ha, zorlaşıyor. Evet, zorlaşıyor. Sıcak suyla soğutmadan genelde. Soğutmadan hemen. Hemen evet, soğutmamayı çalışıyoruz. Açmak gerekiyor. Öbürki sıcak suyu olmadı mı o kalıyor artık. Kabukları açılmıyor. Benim kestaneler haşlanmamış olabilir mi sence? Yok, siz elinize bayağı bir işe tuttunuz ya, hemen soğuyuveriyor. Ha, hızlı olmak evet, lazım. Evet, hızlı olmak lazım bunda. Şu kadar kaldı. Evet. Yani yarısı oldu, yarısı tamam, kaldı. Tamam, onu atalım mı suya? Yok, zaten olmuş.
Eldivenim de yok ya. Evet, sıcak biraz eliniz ondan olabilir. Bıçağı elime kaçıracağım diye korkuyorum. Ben bu işi pek beceremiyorum, öyle anlaşıldı. Bu işte bir ustalık istiyor. Aynen. Öyle hemen gelip oturmakla olmuyor. Ben yardım edeyim biraz istemiştim ama. Sen kaç yıldır yapıyorsun bu işi Melek? Ben 2 sene oldu başlayalı. Öğrenirken zorlandın mı sen de benim Yok, gibi? Yok, öyle zorlanmadım. Hemen? Evet, hemen. Zaten görüyoruz arkadaşlardan. Seviyor musun işini? Evet, seviyorum. Sen hangi köydensin? Aksu'danım, buradanım ben de. Aksu'dansın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu da çürük çıktı. Sizin şansınız bugün. Melek, benim şansım değişecek mi sence? İnşallah değişir. Bu da çürük çıktı. Ama bunu kesip kullanıyoruz değil mi? Böyle kullanıyoruz. Evet, onu kırık yapıyorlar ya, oraya gidiyor. Bunu koyuyoruz yine biz. Orada öbür tarafta seçim oluyor. Seçerken? Yine. Seçim oluyor. Onları orada ayıklıyorlar. Bir tane daha alayım ben o zaman. Bu sonuncusu olsun artık. Tamam. Şöyle sizi. Baş kısmından başladık. Bıçağı derince batırdık. Turlamayı tamamladık. Kestaneyi ikiye böldük. Bayağı bir derin. Bu defa da fazla derin evet. oldu. Verdiğim zayiattan dolayı özür dilerim işletme sahibi. Ben anladım ki bu işte başarılı değilim. Epey bir kestane harcayacağım. O yüzden ben diğer aşamaları öğrenmeye devam edeyim Melekciğim. Tamam, size tamam, kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.